Evet, bundan daire yararlanırız. imkan, daire-i vücub, imkan dairesi yani bir şeyin mümkün olması. Olabilir de olmayabilir de. Kelam ilminde bu mütesavi tarafeyn diye ifade edilmiş. Varlığının yokluğunun eşit olması. İşte yaratılmış her bir varlık daire-i imkandadır. Olabilir de olmayabilir de. Bir de olduğunda şu andaki özellikleriyle yaratılmıştır. Başka özelliklerle de olabilirdi. Yani diyelim ki denizler mavi görüntü itibariyle. Mavi değil de kırmızı olabilirdi. Veya diyelim sarı olabilirdi. Sarı deniz. Ya mümkün mü? Mümkün. Ama Allah böyle tercih etmiş. İşte bir şeyin varlığı veya yokluğunun eşit olması imkan olarak ifade ediliyor. Bediüzzaman'ın sözlerdeki bir ifadesi, 33. söz, imkandan vücut görünür. Yani bir şey mümkünse onu var eden olacaktır. Varlığı mümkün olan bir şey kendiliğinden var hale gelmez. Yani şöyle örnek vermeye çalışayım. Diyelim kalemle benim burada bir şeyler yazmam mümkün. Mesela ben taş yazmış olayım şu an. Bu taş daha önce benim zihnimde vardı. Yani vücut itibariyle. Ya yani ben biliyorum taş yazmayı, biliyorum. Ama yazmayabilirdim de. Yazmadığım zaman burada böyle bir yazı asla olmayacaktı. Yazıldı, yazılmışsa yazanı gösteriyor. İşte imkandan vücut görünür. Şu alem mümkün mü? Evet mümkün. Mümkün olmasa var olmazdı zaten. Peki var olduğuna göre o halde bu tercihi yapanı gösteriyor. Yaratmak Allah'a vacip değildir. Yani Allah yaratmaya mecbur değildi. Dilese yaratır, dilemese yaratmaz. Peki niye yaratmayı dilemiş? Bir lütuf olarak dilemiş. Kendine muhatap yapmış. Var olmak eşya açısından da çok büyük bir mazhariyet. Yani şöyle düşünelim. Mesela bir insan çok hasta olsa, yaşı da 80'i bulsa, yine de hastanede tedaviye çalışıyor. Ölmek istemiyor. Yokluğu insan istemez. Var olmak en büyük bir nimet. İşte Allahu Teala eşyaya varlık nimetini tattırmış. Buradan onun vacip olduğu görülüyor. Yani zorunlu varlık. Bu mevcudatı var eden var. İşte vücut alemi denildiğinde de Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları, şuunatı, esması bunlar anlaşılır. Allah'a ait olanlar. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet hocam. Hocam yine bu konu içerisinde Üstadımız İslamiyet'in Erkan-ı Hamsesi'nin aralarında tenasüpten bahsediyor. Bunun konu içerisindeki yeri nedir? Evet burada hem iman hem de İslam bunların kainatın tılsımıyla alakası gerçekten önemli bir nokta. Önce imandan başlayacak olursak imanın altı esası kendi aralarında bir tenasüp içinde ve birbirini tamamlayan şeyler. İşte her şeyden önce Allah'a iman. Allah'a imanla her şey açıklanabiliyor. İşte Allah bez, gayrı heves denilmiş. Her işin başı Allah diyebilmek. Sonra melekler. Bu kadar geniş bir alemdeyiz. Ve bu kadar geniş alemin muammasını melekler olmadan çözemeyiz. Ne gibi? Dünyanın her tarafı hayat kaynıyor. Bir gram, bir damla suda milyonlarca küçük canlı yaşıyor. Denizler balıklarla dolu. Çöller oraya münasip yılanlar, çıyanlarla dolu. Ormanlar değişik böceklerle, kuşlarla, hayvanlarla dolu. Her taraf hayat kaynıyor. Peki dünya evren içerisinde ne kadar bir yer kaplamakta? Adeta göz ardı edilebilecek bir noktada. Sadece Samanyolu galaksisinde güneşimiz gibi 200 milyar yıldız varmış. Ve
Bütün Samanyolu galaksi içerisinde dünya bir nokta bile teşkil etmiyor. O kadar küçücük bir yer. Kainatta da en az 100 milyar galaksi var deniliyor. 100 milyar galaksi içinde de koskoca Samanyolu galaksisi adeta gözle görülmez. Bu kadar geniş olan, adeta sonsuz denilebilecek bir alem içinde dünya küçücük bir yer iken her bir yeri hayat kaynıyor. Peki hayat acaba sadece dünyada mı var? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'deki meleklerle ilgili bahisleri bilmezsek, meleklere imandan haberimiz olmazsa şunu demek zorunda kalırız. Şimdiki bilgilerimize göre hayat sadece dünyada var. Peki uzay boş mu? Bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okursak boş olmadığını fark edeceğiz. O da nedir? Melekler. İşte tenezzelül melaiketü ve ruh. Melekler ve ruh nüzul edip inerler diyor. Ya demek ki uzaydan gelenler var. Uzaylılar var. Bazılarının uzaylılar dediğine biz melekler, ruhaniler şeklinde açılımını yapabiliriz. Melekler, ruhaniler her tarafı şenlendirmiş. Biz dünyanın sakinleriyiz. Onlar da falan yıldızın, filan yıldızın sakinleri ve alemde yalnız değiliz. İşte bakın birden meleklere iman o alemleri aydınlatıyor. Oraları şenlendiriyor. Dolayısıyla Allah'a iman, peşinde peygamberlere iman, işte peşinde meleklere iman, devamında peygamberlere, kitaplara iman. Peygamberler önder şahsiyet, kitaplar da ne yapmamız lazım geldiğini bir program olarak bizlere bildiriyor. Devamında öldükten sonra dirilme. Evet, şu an bu hayatı görüyoruz ama ölüm var. Ve ölüm çok korkunç görülüyor. En sevdiğimiz insanları kendi elimizle toprağa bırakıyoruz. Peki ölümle her şey bitti mi? Felsefeye soracak olsak bilmiyoruz diyecek veya bitti diyecek. Ama Kur'an'a sorduğumuzda pek çok ayette açıklamasını gördüğümüz üzere hayat devam ediyor. İşte berzahta hayat devam etmekte ve kıyametten sonra da cennet cehennem şeklinde ahirette hayat devam edecek. Bir de kader meselesi var ki nasıl ki bir bina evvelinde bir program projeye dayanır ve ona göre bina edilir. Elbette Allah'ın da bir kader programı var. Kainat ona göre belli merhalelerden geçirilmiş ve bir noktaya doğru da gidiyor. Böylece imanın altı esası kainatın tılsımını çözmemiz noktasında birbirini tamamlar vaziyette. İşte meleklere iman onun çok güzel bir örneğiydi. Onunla kainat bir anlam kazanıyor. Ahirete iman başka bir örnek. Ahiret olmazsa şu anki varoluşun pek de bir kıymeti kalmıyor. Sonunda yok olup gideceksek niye var olduk? Evet. Yani tattırdı ama doyurmadı. Sonra idam etti. Böyle mi olacak? Böyle olmayacağını imanın altı esasıyla öğreniyoruz. İslam'ın beş şartı var. İslam'ın beş şartı da yine kendi arasında tam bir bütünlük meydana getiriyor. Önce kelime-i şehadet. Kelime-i şehadetle imanı elde ediyoruz. Devamında işte esas olan bizler açısından takva ve salih ameldir. Takva ve salih ameli elde etmek için de hem böyle imanla alakalı hem de amellerle alakalı bazı şeyleri yapmamız gerekir. İşte iman kalple alakalı, kalbi amellerin güneşi adeta. Kelime-i şehadet bunu ifade ediyor. Namaz dinin direği, işte İslam'ın beş şartından bir tanesi, bedeni bir ibadet. Öte yandan zekat, malla alakalı bir ibadet. Yani mal canın yongasıdır derler. İnsan mala karşı düşkün. Ama bunu başkalarıyla paylaşması lazım. Nefis terbiyesi açısından bu gerekiyor. Bir de hem beden hem de malla yapılan bir ibadet hac. Aynı zamanda Müslümanların birbirini görmesi, tanıması.
Bir de bunları yapabilmek için bir nefis terbiyesinden geçmek lazım. İşte oruç özellikle bir nefis terbiyesi gibidir. Nefsi dizginlemenin en kolay bir yoludur. Dolayısıyla dinin temelinde yer alan İslam'ın bu 5 şartı iyi bir şekilde uygulandığında o kimse İslam'ı bir bütün olarak da yaşayacak hale gelmiş olur. Evet. Allah razı olsun. Yine aynı konuda Bediüzzaman Hazretleri İslam şeriatının kemal intizamından, muvazenede olduğundan ve hüsnü tenasübünden, resanetinden, sağlamlığından bahsediyor. Bunu biraz açabilir miyiz hocam? Evet. Tabii yaratılış bir ağaç misal. Hılkat şeceresi. Şecere-i hılkat. Ve biz kainatın sınırlarını da bu yaratılış ağacının dallarını budaklarını tam bilmiyoruz. Ama ilgili bölümde anlatıldığı üzere Kur'an-ı Kerim'in ve İslam şeriatının hükümleri hılkat şeceresinin, yaratılış ağacının bütün dal ve budaklarına bakıyor. Ve kendi içinde bu tam bir bütünlük meydana getiriyor. Yani İslam şeriatı, İslam dini tam bir intizam halinde ve her şey dengeli ifade edilmiş. Aralarında tam bir tenasüp var ve tam bir sağlamlık var. Mesela temizlik konusunu düşünebiliriz. Temizlik dediğimizde Allah'ın Kuddüs ismiyle alakası var. Allah Kuddüs'tür. Her şeyi pak kılmıştır, tertemiz kılmıştır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın hadis-i şerifiyle düşünürsek bizlerin de buna riayet etmemiz lazım. Bu noktada işte Cenab-ı Hakk'ın Zira Kuddüs ismiyle bir alakası. Öte yandan en-nezafetü minel iman hadise dayanıyor. İşte temizlik imandandır. Temizlik dinin yarısıdır. Bu mealde hadisler var. Hadis bunu besliyor. Peygamberimizin tatbikatı, o temizliğe son derece dikkat ederdi. Onunla alakası var. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de Allah tevbe edenleri, tertemiz olanları sever. Doğrudan Allah'ın sevgisine medar olan bir davranış. Bu tarzda anlatılıyor. Sonra insanın tabiatında temizliğe bir meyil de var aslında. İnsan etrafının dağınık olmasını, kirli olmasını istemez. Fıtrata bakan yönü var. Bir de sadece maddi temizlikte kalmayıp işte fikirlerimizin, niyetlerimizin, emellerimizin bunların da tertemiz kılınması, meyillerimizin temiz olması. Bunları nazara verebiliriz. Öte yandan işte elbise ve eşyalarımızın temizliğinden tutun, aklımızın güzel fikirlerle, hayalimizin güzel ideallerle, kalbimizin güzel niyet ve duygularla dopdolu olmasına kadar temizlik meselesinin boyutları var. Yani birbiri içine girift, birbirine girmiş vaziyette. Yani işte Allah'a bakan yönü, peygambere bakan yönü, fıtratımıza bakan yönü, aklımıza bakan, kalbimize bakan, elbisemize bakan yönü. Böyle olunca hırkatin tamamını adeta içine alıyor. Bir başka örnek olarak tekebbürü düşünebiliriz. Tekebbür dinin reddettiği bir durumdur. Yani kibirlilik, kendini büyük görmek. Bununla alakalı işte Allah büyüktür. Allahu Ekber manasıyla alakası var. Yani büyüklük Allah'a yaraşır. Büyüklük O'nundur. Kula yaraşan tevazudur. Azamet-ü kibriya işte Cenab-ı Hak için var. Ama kulda bunlardan bir esame yok. İnsan mütevazi olmalı. Kul olduğunun farkında olmalı. Bu yönü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o büyüklüğüyle beraber en mütevazi bir kimseydi. Sünnete bakan yönü. Öte yandan Kur'an-ı Kerim ayetlerinde tevazuyu bize bildiriyor. Ve mesela diyor ki sen boyca dağlara erişemezsin. İşte yeri de yürürken yaramazsın. Yani sen küçük bir varlıksın. Neyinle gururlanıyorsun? Bu mealde Kur'an-ı Kerim ayetleri mütekebbir olanları küçültüyor. Onlara haddini bildirecek şekilde beyanatta bulunuyor. Ve bütün bunlar içerisinde tekebbürlü ön plana çıkanlar örnek veriliyor. Nemrut gibi, Firavun gibi.
İşte Firavun ben en büyük Rabbinizim demiş. Yüce Rabbinizim demiş. Ve kendini ilah gibi kabul ettirmeye çalışmış. Ama bunların akıbeti. Daha böyle bütün bunlarla irtibatı düşünüldüğünde İslamiyet'teki hemen her meselenin, Kur'an'da yer alan hemen her meselenin kainatla da alakası var. Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sına bakan yönü var. Bizlerin fıtratına bakan yönü var. Nefis terbiyesine bakan yönü var. Böylece çok girift durumlarla karşı karşıyayız. Ve tabii bu manada düşündüğümüzde insan her ne kadar yerde gezen küçük bir varlık gibi olsa da aslında her bir insan bir kainat. Kainatlar geziyor, dolaşıyor. Böyle bir mana karşımıza çıkmakta.